Çak! Oduro! Çak! 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 Hadi artık yaylıma! Yumurta tarlasına dönmüş. Valla. Oh. Kızlar. Siz hepiniz buraya mı doğuruyorsunuz? Arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Ey maşallah. Çekil ki doğursun tavuk. Seni gümüş stresek edecek. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün İbrahim'le birlikteyiz. Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah daha nice bayramlar göstermeyi nasip eylesin. İbrahim'le birlikte regres otumuza geldik, arpamıza geldik. Biliyorsunuz biz mera hayvancılığı yapıyoruz ve yaklaşık olarak 8 ay merayı kullanıyoruz. 4 ayda koyunlarımız içeride kapalı kalıyorlar. Geçen sene yani Eylül-Ekim ayında regres ektiğimiz yerdeyiz şu an. Ama regresi tam türüz kullanamadık arkadaşlar. Neden kullanamadık? Bu görmüş olduğunuz yer 5,5 dönüm. Çok fena bir ot yaptı, diken yaptı. Yani dikenler şu boy falan olmuştu yerden. İnsan boyu vardı. Yani İbrahim'in boyu kadar olmuştu. Değil mi bu? Bir insan boyunu geçiyordu hatta. Bir insan boyunu geçiyordu. Artık yerin kendi kombinesinden dolayı mı diyelim ya da ektiğimiz tohumdan mı kaynaklanıyor? Ama kimisi de şey diyor işte. Mesela ektiğin yere hayvan girip gübresinden de yapar diyorlar. Kanka yani herkes yapıyor. Ne bileyim neden başkasının yapmıyor. Mesela tabii. Tufan abiler de her sene regres ekiyor. Her sene o da koyunları içeride yapıyor. Ama onlarınki yapmıyor. Bana kalırsa yerin kombinesinden. Aynen. Şimdi regres otunu kullanamadık. Şu görmüş olduğunuz yerimizi regres otunu sürdük. Tarlamıza hazırladık. Artık koyunlarımıza yazın yedirebileceğimiz bir şeyler ekmemiz lazımdı. Biz de mısır ektik. Sılaj ektik. Şöyle gösterelim. Ektiğimiz sılaj da bir hafta içerisinde şöyle kendini göstermeye başladı. Yani sıralar düzelmeye başladı. Bakalım Allah nasip ederse pazar günü de yağmuru gösteriyor. Pazar günü de bir yağmur yağarsa süper olacak. Yağmur yağmazsa sulamaya devam. Yağmur yağmazsa 500 lira eksi zarar diyeceğiz kanka. Yani 500 lira su parası vermek zorunda kalacağız. Ama olsun. Sonuçta sen bundan faydalanacaksın. Tabii ki de koyunlarımız yazın sılaj yiyecek. Sılajı da bayağı bir kartlaştıracağız. Kartlaştırınca ne koyuna dokunuyormuş ne keçiye dokunuyormuş. Üstelik hayvan daha da çok güzel yiyormuş. Yani daha kartken. Ektiğimiz sılaj 90 gün içerisinde yetişiyor. Biz bu sılajı belki de 110 gün sonra pişeceğiz yani. Daha kartken pişeceğiz. Daha kartken yani 90 gün değil de tam 90. gün değil de 120. günü falan biçeriz artık. Biraz kartlaşır. Daha güzel yiyorlarmış. Bakalım bu sene de öyle deneyelim. İnşallah. Eğer bu konu hakkında bilgisi olan varsa yorumlarda da bahsederse çok sevinirim arkadaşlar. Burayı regres ektik. Şimdi sılaj ektik. Buranın işlemini hallettik. Peki hemen yan taraftaki tarlamız ne alemde? O zaman biz yazın burada çok bekleriz. Neden kanka? Çünkü mısır. Evet. İlla domuz gelecek. Evet. Zarara kimse gelmesin istemiyor. Domuzlardan dolayı da biraz başımız belada. İbrahim'in dediği gibi geçen sene buraya ektiğimizde yani full olarak burada bekledik. Sabah 5'ten. Kaçtı kanka ya? Sabah 12'de geliyorduk. Öğleyin 12'de. Yok, akşam 12'de akşam geliyorduk. Akşam 12'de sabah ezanını geçiyordu hatta. Sabah ezanında 5'te 6'da buradan gidiyorduk. Çünkü domuzlar şu Madra Dağı var yukarıda. Madra Dağı'ndan iniyorlar ovaya. Biz burada ova diyoruz buraya. Ovaya burada iniyorlar. Zarar yapıyorlar ovada işte. Kiminin sılajına giriyorlar, kiminin ekinine giriyorlar. Artık dağa yatağa geçiyor. Sabah 5'te geçiyorlar bakın. Bu tarafta hemen yan tarlamız 12 dönüm arpamız. Artık arpalar oluşmaya başladı. Burası şu tam çam ağacının gölgesinde kaldığı için burası fazla bir boy yapmıyor arkadaşlar. Şöyle diğer taraflar hemen daha farklı. Kanka Mayıs sonundayız. Dikkat et yılanlardan. Ya hiç sevmem. Haziran ayında yılana çok dikkat et. Aman diye. Neden biliyor musun? Çünkü Haziran ayı yılanların çiftleşme dönemi. Çok kıskanç oluyorlar. Hiç affetmiyorlar. Evet arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Buğdaylarımız artık baş vermeye başladı.
Buğday dedim yine ya, arpalarımız. Allah nasip ederse burayı da Haziran ortasında biçtikten sonra koyunlarımıza bütün yaz yedirebileceğimiz arpamız çıkacak. Koyunlar koça gelmesi için biliyorsunuz bol bol arpa yedirmemiz lazım. Allah nasip ederse de orayı, onu yani burayla karşılayacağız. Tabii. Peki İbo, burayı arpa biçtikten sonra Haziran ortasında tekrar geri ne ekebiliriz? Onu düşünüyorum. Koyunların yiyebileceği bir şey ekmemiz lazım. Çünkü bizim koyunlarımız yazın burada zeytinlikler, incir ağaçları çiçek açtığından dolayı koyunlar meraya salınamıyor. Koyunlar meraya salınamadığı için de genellikle ahırda kalıyorlar. Kapalı. Ya da şu çay kenarı dediğimiz bizim orada yayılıyorlar. Ama bizim koyunlarımız yayılır mı? Yayılmaz. Yayılmaz. Çay kenarında fazla. Şimdi orada da otlar kuracak kanka. Baksana mesela. Burada arpamız kurudu artık, yavaş yavaş kuruyor yani arpadaki otlar bile. O yüzden biz ama buraya... işte Allah nasip ederse yağmur yağarsa bir nebze evet, daha şey olur. Tefkras otu diye düşünüyorum. Buraya ekebilir miyiz? Burayı yapabilir miyiz? Daha önce hiç ekmedim. Ekenler varsa lütfen yorumlarda bahsederse. Aynen, çok seviniriz. Çünkü burası 12 dönüm. Bu 12 dönüme şimdi araştırdığıma göre İbo, 12 dönümden yani 4 kere 5 kere bu otu biçebiliyormuşuz, tefkras otunu. Ektiğimiz su olduğu halde burada suyumuz da var. 4 kere 5 kere biçimimizde dönümüne 30 balya 35 balya tefkras otu veriyormuş. Burası 12 dönüm. Hadi 300 balya versin dönüme, bir biçimine. 5 kere, hadi 5 kere değil de 4 kere de biçelim. Ne yapıyor? 15 1500 balya ot yapıyor. Bu otu biz 1 sene boyunca her gün önlerine bassak yediremeyiz. Çok... tabi biraz da ticari amaçlı bakarız biz ona. Yok kanka, satılmaz zaten de. Ya satılır, satmak istedim mi? Keçi ve inek çok ha, yiyormuş ama koyunların nasıl yiyeceği meşhur. Çünkü ama... hiç bizim buralarda bu ottan eken biçen yok. Ama sende de keçi var. Biraz evet. Seneye inşallah 10 tane keçimiz olacak. Sonra gel bak. Artık kirazlarımız da çıkmaya başlamış. Kirazlar da. Tabii. Çok değil bak Nuri bunlar. Mayıs 13'teyiz şu an. Mayıs'ın 13'ündeyiz. Haziran'ın başında bu kirazlar. Mayıs sonunda. Olur işte, Haziran'ın başı diyelim. Oo. Yok yok, rüzgar esti. Korkma, yılan falan yok. Bak gördün mü? Bak hatta bazıları kızarmaya başlamış. Evet. 1, 2, 3. Burada 3. 3 tane. 4, 5 tane. 4, 5 tane de kiraz ağacımız var. Ama tabii biz meyveye para vermiyoruz. Tabii bizim burası tam her şey yetiştiği için, tüm meyveler yetiştiği için vermiyoruz zaten diyebiliriz. Eski videoları izleyenler oradan beni görmüştür. Evet. Kanka şimdi artık şöyle arpamızın içinden çıkalım. Koyunlarımızın yanına gidelim. Mısır da Allah nasip ederse 15-20 güne kendini gösterecek. Hele ki bir yağmur yağarsa daha çok gösterir. Daha çok gösterir. Çünkü yer kuru şu an. Mandilin alarımız bile var. Meyveden yana sorun etme ya, tarla bizim. Mandilin tarlası var nasıl olsa. Evet, burada da bir tane damımız var. İnşallah bakalım burayı da temizleyip bir şeyler yapabilir miyiz? İçeride yapabiliriz tabii ki de. Ama ne yaparız? Yazın burada iki tane mesela besilik dana olabilir. Ama besilik para, dana para kazandırmıyor falan diyorlar şu an için. Ne olur en kötü bu? Şimdi bizim burada düğünler yemekli oluyor. Evet. Yani bir kişi evlenirken düğün yeme oluyor. Şöyle yemeklerde kapının önünde yemek veriliyor. İşte dana etinden tutun, mantısından tutun, patatesinden tutun, fasulyesinden tutun, her şeyine oluyor. Doğrusundan tatlısına. Seneye bakarsın evleniriz kanka. İnşallah. Evlenirken dananın birini keseriz. Düğünde İnşallah. Dağıtırız. Zaten İbo evlenirse bizim kurbanlık kuzuların bir tanesi İbo'nun. Gelin kuzusu götürülüyor bizim burada bir de ayrıyetten. Böyle değişik adetler var. Bak kanka. Şimdi burada bir gübre gördük. Taze mi?
2 günlük civarı. 2 gün bile yoktur o. Büyük ihtimalle dünden. Evet, yine tekrardan buraya beygirler dadanmış. Yani beygirler girmeye başlamış arpaya. Bakın şurası beygirlerin girdiği alan. Hemen nasıl yatırmışlar, orada bir daha hiçbir şey çıkmamış. Bu yüzden bize zararı var. Evet arkadaşlar, şimdi de dişi damızlık kuzularımızın yanına geldik. Görmüş olduğunuz gibi arkamızda regras otu vardı. Dişi damızlık kuzularımızı bu regras otunda yayıyorduk. Ta ki ne zamana kadar? Mayıs'ın 10'una kadar. Mayıs'ın 10'undan sonra bizim buralarda bahar gitti. Artık yağmurlar yağmamaya başladı. Bir de yerin konumundan dolayı burayı sulayamadık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın otumuz nasıl oldu. Artık burada kuzu yayılır mı? Yayılmaz. Biz nerede yanlış yaptık? Bu otu ilk aldığımızda yani bir dizlerimize kadar geliyordu. Bu otu o zaman biçseydik, koyunlarımızın önüne balya olarak hem otumuzu korduk hem de buranın sulama işlemini yaptıktan sonra tekrar burada çıkan taze otu kuzular daha iştahla yirdi. Ama şu an ort kartaldığı için kuzular yemiyor. Yani zaten de görmüş olduğunuz gibi tam bir mayın tarlasına döndü. Ama biz ne yaptık? Tufan abinin burada bir parça daha regrası vardı. Tufan abi dedi ki bizim yeri bölelim. Kuzuları beraber artık orada yayalım. Tufan abinin yerini böldük. Tufan abiye de buradan teşekkür ediyoruz kanka. Bize regrasını verdi adam. Aynen, ama demokraside çareler tükenmedi. Tükenmedi. Yine şimdi biz burada kuzularımızı yayıp buradan ahıra götürüyorduk arkadaşlar. Akşamüstü yani getir götür telaş oluyorduk. Hem kuzulara hem de bizlere. Biz ne yaptık? Hemen bu tarlanın yan tarafında şu görmüş olduğunuz regras otu. Yani şu sağdan başlıyor en köşeden. Buradan en köşeye kadar gidiyor. Burası Tufan abinin kendi yeriydi. Yani kendi koyunlara ekmiş olduğu yeriydi. Yine zeytinliklerin arasına bakın regras otu ekmiş. Burada Tufan abi koyunları yayıyor. Biz de Tufan abi dedi ki yarısını şöyle bölelim. Şuradan başladık tellerle beraber. Şu şekilde bu tarlayı biz ikiye böldük. Burada artık kuzularımız, burada da Tufan abinin koyunları yayılıyor. Bakın burası sulanmış bir ot. Tufan abi daha evveli gün suladı burasını. Sulanmışla sulanmamış arasındaki farkı da görün. Eğer regrasınız varsa bu aylarda, hatta geç bile kalmış olabilirsiniz, şeker gübresi üstüne bir de yağmurlama çekip sularsanız bu otu bir 40 gün daha yediririz kanka herhalde. Ya da üre gübresi. Yok, şeker atsın ki hemen parlasın, bir anda etki yapsın. Ya o da olur. Çünkü artık geç kalmaya başladı. Havalar da sıcak gittiğinden dolayı ot kuruyor. Regras'ın başta başı su yani. Regras susuz olmaz. Yağmur gösteriyor ama inşallah tabii bu Allah'ın bileceği bir iş. Tabii ki de. Şimdi biz buraya ne yapacağız arkadaşlar? Tabii burasının otu da biraz yetersiz değil. Görmüş olduğunuz gibi otun yani şöyle şu karış falan. Biz buraya 2 çuval, herhalde burası kanka 1,5-2 dönüm civarı falan bir şeydir. Biz buraya 2 çuval şeker gübresi, ondan sonra bir yağmurlama, yani sulayacağız Allah nasip ederse. Ondan sonra bir hafta sonra tekrardan yağmurlama. Herhalde ondan sonra da İbo dizimize gelir ot. Ama diğer tarafı hiç kullanamadık. Yine buna da şükür Nuri. Buna da şükür. Tabii yine orada da 1,5 ay civarı falan kuzuları yaydık. Diğer tarafı da sulasadık. Şu an hala da aynıydı yani, burasına eş değerdi. Ama sulayamadık işte. Nasip değilmiş. Evet, kuzularımızı da gösterelim sizlere. Burada ağaç gölgeleri olduğu için kuzuları buradan herhangi bir yere götürmüyoruz artık. Yani ahıra getir götür işlemi de kalktı. Kuzular sürekli olarak burada. Zaten evimiz de, Tufan abinin evi de buraya çok yakın. Hemen arka taraf, balkondan çıkınca kuzuları görebiliyor. Bakın kızlar yatıyor. Sıcaktan hepsini içmiş. Gölgede yatıyorlar, serinliyor onlar. Ey maşallah maşallah, geleceğin koyunları. Seneye inşallah hepsi koça gelir. İnşallah. Hepsi bize hem süt elde ettirir hem de birer tane, ikişer tane kuzu verir.
Koyun çok çabuk üreyen bir hayvan kanka. Bir de çok bereketli bir hayvan. İşte görmüş olduğun gibi biz bu kuzuları aldık. Damızlıklarımızı ayırdık. Hani kara özencimiz vardı, biraz kara kuzu aldık. Görmüş olduğun gibi de Allah'ın izniyle bu sene hepsi koça da gelir. Bize süt de verir. Yani daha ne isteyelim ki? Hadi bakalım, kalkın bir görürsünler sizi. Ama kara kuzu kendini gösteriyor. Kara kuzu kendini gösteriyor. Şurada karalar zaten göstermiyor kanka. Gece bunları göremezsin. Yok mesela şey, hani sürünün içinde gösteriyor. Ha, sürünün içinde tabii ki de. Bir de kırktık kuzuları. Şimdi koyunlarımıza geldi sıra. Mayıs'ın 20'sinde koyunlarımızı da kırkacağız. Nasipse bakalım artık. Bakın arkadaşlar, işte keçi olsa bu şekilde değil. Keçi burada şimdi bu sıcakta yayılır ama koyunları görmüş olduğunuz gibi koyunlar böyle herhangi bir sıcakta, aslında hava o kadar çok sıcak da değil bu. Senin hani ama işte esiyor da, gölge güzel esiyor. Ama işte koyunlar, gölgenin olmadığı yer sıcak. Koyunlar sıcağı hiç sevmiyor. Hani bize diyorlar ki bu koyunlar Afyon'da olur mu, Hakkari'de olur mu, Diyarbakır'da olur mu bu koyun cinsi? Bu koyun sıcağı sevmeyen bir koyun. Ya yani o da bakarsın, nasıl bakarsın? Oraya kapalı sistem. Yok. Orada meralar da var da. Ama hani sıcakta yayılmıyor. Soğuktan ötürü diyor. Doğu biraz soğuk oluyor ya. Ondan dolayı diyorlar. Yazı da sıcak. Yazı da sıcak. Bizim işte yani soğuktan bakımlı koyun, hiçbir koyun korkmaz. Yine buraya yağmurlarmaları döşedik. Kuzuların suyunu da buraya getirdik, koyduk arkadaşlar. Yani koyun, kuzular buradan suyunu içiyor. Bakalım, bir de kafes getireceğiz buraya kanka. Ya arpa veririz artık bunlara bir öğün. Ya da Tufan abi yoncayı biçtikten sonra yonca veririz. İnşallah. Bu şekilde arkadaşlar, kuzularımız burada. Nereye kadar burada? Ne zamana kadar burada? Bir ay daha burada. Sulama yaptıktan sonra eğer şeker gübresini de atarsak bir 30 gün daha kuzuları burada yayarız. Köstebekler toprak atar. Nasıl? Evet. Şimdi artık nereye gidiyoruz? Şimdi de artık kendi koyunlarımızın yanına gidelim. Arpaya baktık, regrasımıza baktık, geldik dişi kuzularımıza baktık ama kurbanlıklarımız da var İbo. Kurbanlıklara da bakmamız lazım. Onlara da bakalım giderken. Dişi oğlaklarımız var. Böyle bakmaya başladık mı arkadaşlar? Biraz uzun sürebiliyor. Mesela burada dişi kuzularımız var. Burası Bostancı. Bizim kendi koyunlarımız Havran'da. Aramız yaklaşık olarak bir 6 kilometre, 4 kilometre civarı. Yani gidip gelme yapıyoruz. Dişi kuzularımız var, damızlık kuzularımız var, kurbanlıklarımız var, dişi oğlaklarımız var, damızlık yine aynı şekilde. Nasipse bakalım bir 10 tane daha dişi oğlak alma yolundayız. Ama nasıl olur, nasıl yaparız, orası ayrı. Biraz bu mecralar biliyorsunuz kazanç ve gelir elde etmekle başlıyor. Oğlak piyasası da biraz pahalı olduğundan dolayı. Bakalım artık nasip. Şimdi de damızlık kurbanlıklarımızın ve oğlaklarımızın yanına geldik. Dün kuzuları burada yıkamıştım, kurbanlık kuzularımızı. Oo, çık 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 çık. Evet, oğlaklarımız yatıyor. Yemini yiyen, suyunu içen. Suları var mı? Var. Kurbanlıklarımız da yine aynı şekilde, onlar da yatıyor. Zım. Arkadaşlar dikkat ediyor musunuz? Bakın kulak yapısına, aynı tavşan kulak yapısı gibi. Yalnız bak şu küpeli olan iyice alt salmaya başlamış. Hangi? Bak şu. Alt salmaya mı başlamış? Kanka. Bizim getirdiğimizde böyle değil. Aynen. İşte neden oluyor biliyor musun onlar? Bakımdan. Bakımdan oluyor. Ya daha hayvan bak gebe değil.
Ya da ne bileyim. Aynen alta bak maşallah. Ya kızım ya ya ya. Veriyorsun değil mi alt takımını dediğin gibi bu. Ama maşallah var. Ünal abi malı çok düzgün. Ünal abi güzel. Şimdi Allah var. Ünal abinin keçileri de güzel. Zaten tanındık, bilindik yerden almış, çiftlikten almış kendi keçilerinde. Bize de bu oğlakları yani hediye etti gibi bir şey oldu İbo. Nasip oldu ya. Nasip oldu. Allah. Yani Ünal abiyle tanışmak bile. Evet. Yani. Allah işte kısmet ederse bunları artık Ağustos, Eylül 15 ya hatta Eylül 15'te içlerine teke katalım. Ekim'de zaten anca tekeye gelirler. Nuri bu kadar bakın bende olacak. sen de tekeye gelirdin İbo değil mi bu zamana kadar. Kanka Mart'ta doğuracak bunlar. Yani Mart'ta doğurması neden 6 aylık gene biz tekeye vermeyelim bunları. Zaten bunlar şu an 4,5-5 aylık vardır. Daha çocuk bunun. Civarındadır. Biraz büyük olursa oğlak o zaman daha iyi oluyor. Hem tabii. Alt tabakasını daha güzel topluyor. Hem de yani gelişmiş oluyor. Yani gelişmesi lazım. Dikkat ediyorsanız hep oğlaklar böyle çıplak. Hadi bakalım. Boynuzsuz olarak seçmiştim ama şu iki tane boynuzluyu da almamaya kıyamadım. Gerçekten. Kurbanlıklarımızda Nuri. Kurbana ne kadar kaldı? Tam 2 ay kaldı. 2 ay 10 gün var. Allah nasip ederse kurbanlıklarımızı da artık 1,5 ay sonra satıma gelirler İbo. Çünkü tabii. Alan insan nasıl alıyor? Şöyle diyeyim. Bir 15-20 gün erken alıyor. Ama ne oluyor? Biz bakıyoruz yani bak, burada yine aynı şekilde. Senin koçluğun. Evet koçluk kuzumuz o. Şimdi kurbanlıktan para kazanabilecek miyiz? Bir de bunu merak ediyoruz. Ama şöyle diyeyim fazla bir para kazandırmayacak evet, kuzu başına. Senle hesapladık. Evet. Yani ucu ucuna. Dün hesabını yaptık. 2,5. Hadi bizi değil de arkadaşlar mesela bu işi yapmayıp sadece kurbanlık kuzu besleyip para kazanmak isteyenler için de aslında bu araştırmayı yaptık. Hani bu sene ortalama 3-3,5-4 aylık bir kuzuyu 1000 lira civarında satın aldık. Zaten yemin fiyatı olmuş çuvalın. 165 liradan aldık az önce. Kurbanlıklarımız da bu şekilde hem arpa hem de kuzu büyütme yemiyle bakıyorduk bu zamana kadar. Artık kurbana 2 ay kaldı. Bundan sonra hem kuzu besiye mi? Kuzu büyütmeden artık besiye döndük. Hem de arpayla yolumuza devam edeceğiz bakalım Allah nasip ederse. Şu bizim koştuğumuz. Yıkadık onları dün. Serinlediler. Aslında kırkım zamanları geldi. Kırkmadık kuzuları. Çünkü kurbanlık olacak diye kurban da kendisini çok küçük gösterir dediler. Çok küçük gösterirse de satımda biraz zorluk çekersiniz falan demişlerdi. Biz kırpmadık. Bakalım. Şöyle hayvandan anlayan insan zaten. Tabii hayvandan anlayan insan. Ya biz bunları hiç pazar yerine götürmeden zaten burada eşimize dostumuza satarız. Önemli olan o değil de. Bakalım artık nasip. Tabii yine de adetleri yerine getirmek lazım. Kurbanlık kuzu bizim burada yıkanır. Kına yakılır. Süslenir böyle. Sonuçta kurban oluyor. Gelin kuzusu da vardı. Evet. Bunları artık şeyle, dolinle. Dolinle mi yakacağız? Tabii. Gözleri yanmasın. Dur. Yonca görüyorsun değil mi kanka? Akşam yiyorlar ya kuzular. Sabah hiçbir şey yemiyor. Sıcaktan. Şöyle hazırlayalım da. En azından yiyebildiklerini. Hayvan sıcak olunca tadı tuzu olmuyor. Ama oğlaklar öyle değil bak. Oğlak yiyor. Oğlaklar sıcak da olsa ama bizim burası içerisi de serin bu. Serin. Hani hem yükseklik bakımından yüksek burası hem de kiremit olduğu için tuğla olduğu için bayağı bir içerisi serin. Tabi burada da hava alınacak bir yerimiz var. Oradan da havayı alıyorlar. Hadi zaten gidelim. Akşam gelip biz her gece bakıyoruz. Tabii. Akşam da gelip bakmamız lazım. Hadi gidelim kanka. Buradan kendi koyunlarımızın yanına. Tavuklarımıza bakalım. Evet ne tavuklar olmuş, kaldı. Daha yumurta toplayacağız.
Evet arkadaşlar, şimdi de yumurta toplamaya geçelim bakalım. Bayağı da bir sinek yapmış burası. Şimdi de kendi koyunlarımızın yanına geldik. Kuzulara baktık, oğlaklarımıza baktık, kurbanlık kuzularımıza baktık. Artık sıra koyunlarımızda. Hava da çok sıcak malum. Çınar ağacının altında oturuyoruz. Yanında şöyle Emre var, İbrahim var, bir de Oğuz kardeşim var. Menümüzde erik var. Şimdi koyunlarımızı çıkarmadan önce şöyle taze İbrahim kardeşim erik aldı geldi. Bunları böyle tuza bandırıp bandırıp yiyelim dedik. Kendi tarlamızda. Evet. İbrahim ne iş yapıyor diye soranlar oluyordu. İbrahim biraz kendinden bahsetsene kanka. Çok soran olmuş. Ben normalde belediyede çalışıyorum arkadaşlar. Ayrıyetten de işte bizde meyve var. Yani mandalin, kiraz, erik, nar. Ayrıyetten de zeytin var. Hani onları devam ettiriyoruz babamla birlikte. Yani İbo'da kısaca çiftçi tarafında. Yani. Çiftçilik yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle erik ağaçları var. Kiraz var, mandalin var. Meyve ağaçlarınız var değil mi kanka? Tabii. Bunları toplayıp hale satıyorsunuz toptan. Her mevsiminde. Evet, şimdi erik ve kiraz zamanına giriyoruz. Tabii. Daha kiraz gelmedi de erik yavaş yavaş hani bir 5-10 güne kadar buralarda çıkar. Oğuz kardeşim, hadi bakalım eriklerden yiyin ya. Sadece ben yiyorum vallahi bak. Arkadaşlar böyle tuzlayınca da... Zamanı geldi de artık. Evet, böyle tuzlayınca da ayrı bir güzelliği oluyor. Artık sıra koyunlarımızda. Şöyle koyunlarımızı artık çıkarma vakti geldi. Saat akşamüstü 3.30. Artık koyunlar saat 3'ten sonra çıkıyor çünkü havalar bayağı bir sıcaklaştı arkadaşlar. Yani yaz geldi diyebilirim. Köy tavuğumuz bu da. Burada da yatıyorlar. Arkadaşlar koyunlarımız koça da gelmeye başladı. Koçlar biraz kıskanıyor bizi. Dikkatli olmak lazım. Şöyle ağırımızı da temizledik. Kireç serptik. Bit pireden dolayı. Hadi kızım hadi. Hadi kızım. Hadi acıkmadınız mı daha? Hiç. Çık. Koçlar rahat bırakmıyor koyunları. Müdüre. Hadi kızım. Çık. 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 Oduro. Çık. Hadi artık yaylıma. Sona kalan dona kalır. Hadi kızım çık. Hadi. Çık. Evet koyunlar şimdi saat 4 civarı yaylıma gidiyor. 4'ten de saat 9'a kadar yayılıyorlar. Bu zamana kadar iftar vardı. İftara kadar geliyorlardı ama şimdi iftar olmadığı için saat 8'e 10 geçe bizim burada ezan okunuyor. Normalde 8'e 10 geçeye kadar buraya geliyorlardı normalde. Ama artık iftar olmadığından dolayı koyunlarımız saat 9'a kadar yayılıyorlar. Tabi akşam daha bir güzel yayılıyor koyunlar çünkü... serin oluyor yani akşamüstü saat 7'den sonra koyunlar daha güzel yayılıyor. Şimdi çıkardığınız zaman bakın böyle tıkılıyor kalıyorlar. Böyle birbirlerinin üstüne geçiriyorlar kafalarını. Hadi kızım. Hadi. Hadi kızım. Geç.
Geç. Nedir ha? Hadi kızım. Hadi. Koyunları çıkarması bile dert. Sıcakta. Arkadaşlar kuzularımızı da koyunların içine kattığımız zaman şöyle çok güzel bir kalabalık sürümüz olacak nasipse. Bayağı da bir çoğaldı hayvanlarımız. Geç. Bakın artık bizim burada otlar nasıl kurumaya başladı. Yani hayvan bu otta, yani bu yaylımda bir şey bulamadığı için artık bakalım, sılacımızı ektik. Bir an önce sılacımız yetişir. Sılac yetişince, yetiştikten sonra da zaten yonca, domates küspesi, arpa, böyle bu şekilde koyunlarımıza 3-4 ay boyunca içeride bakıyoruz. Köy evimiz de burada ama hala henüz daha bir işleme uygulayamadık, yani bir şey yapamadık. Allah nasip ederse bakalım en kısa sürede orayı da bitirip bir günde, yani bir günde başlayacağız, bir günde bitireceğiz. Şimdi şöyle tavuklarımızın yanına gidelim, artık yumurta toplama vakti. Akşam 3 saat 4 oldu. Tavuklar biliyorsunuz 3'e kadar yumurtluyorlar. Artık tavukları mereye de çıkarmak istiyorum, böyle gezinsinler, börtü böcek yesinler, yumurtaları daha tatlı oluyor o zaman hem. Gübreyi de çıkardık bakalım buraya. Gübreyi de alacaklar. Bu şekilde ücretsiz veriyoruz. Gübreyi kaldırıyor buradan mesela zeytinli olan bir abimiz ya da mandalinli olan bir abimiz. Bitti mi Erik? Yok ya, seni bekliyoruz. Eyledim var kanka. Hı. Çekirdeğini gaza, tavuğu açacağım bakalım yiyecek mi? Görmedi ki, görse belki yiyecek diye bu. Yer onları ya. Aynen kanka, bak salaya bak. Sadece koyunlar değil, köpeklerimiz bile böyle sıcaktan mıyışıyorlar. Salo burada, koca olan orada yatıyor ikisi de. Artık tavuklara bakma vakti geldi kanka. Bakalım biraz yumurta toplayalım. Onlar doğurmuştur artık. Değil mi Emre? Doğmuş gibi. Şimdi de tavuklara bakma zamanı geldi. Bakın horozumuz yine tavukların kapısının önünde bekliyor. Acaba beni salacak mı diyorlar. Acaba Nur abi gelip de tavukları salacak mı diyor herhalde. Babam sabah yumurta, ben 2-3 tane aldım dedi. Evet, bizi böyle ilk girişte yumurtalar karşılıyor. Kızlar. Ne var ne yok. Vallahi içerisinin keyfi öyle güzel ki arkadaşlar. İçeride öyle güzel bir ferah hava var ki. Böyle çınarların altında da olunca kümesimiz gerçekten güzel. E bu nasıl içerisi kanka? Yaşam alanı. Oğuz kanka sen böyle tellerin arkasında çok acayip duruyorsun. Ne yapayım ya? İçerisi güzel, ferah. En azından havadar. Tavuklar strese girmiyor. Yalnız ben baktım da. Nasıl? Şöyle ortalık yumurta kaynıyor. Yumurta kaynıyor. Şöyle bakalım bak şimdi. İçeriye girdik. Hemen iki tane orada var galiba. Aynen. Şöyle artık yumurtalar da bayağı bir irileşmeye başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın, bunlar artık daha önce doğuran tavuklarımızın yumurtalarından herhalde. Şunlar da böyle daha yeni kılavuza girmişler. Herhalde gireli böyle bir hafta 10 gün falan olmuş. Evet şöyle. Burası da var. Burada da var. Yalnız kanka şu folluklara ben talaş koyuyorum. Talaş yok oluyor. İndiriyorlar talaşları. Oraya değil de oraya. Git oraya. Evet oraya da bakalım. Yumurta tarlasına dönmüş. Valla. Oh. Kızlar. Siz hepiniz buraya mı doğruyorsunuz? Arkadaşlar. Şunlara bakın ya. Ey maşallah.
Valla İbo burada herhalde bir 25-30 tane var direkt. Şu teli de bir kesemedim buradan. Teli kesmek için. Doğuruyor. Doğuruyor mu? Ciddi olamazsın. Oğuz kanka çekil ki doğursun tavuk. Seni güneş strese gidecek. Şöyle başka var mı diye bakıyorum da kenarlara doğuruyorlar genellikle. Başka yok. Dur kızım, dur. Tamam kanka, şey nerede, leğen nerede? Burada. Nasıl ötüyorlar ya? Artık bayağı bir yumurtaya, kılavuza girdiler. Tavuklar kılavuzdan kendini atıyorlar. Şu ana kadar yumurta satmadık arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Neden satmadık? Çünkü kılavuz yumurtası olduğu için böyle satmadık. Yani küçük yumurta. Hem yani satıcıya uygun değil. Ne bileyim mesela Nuri'nin yumurta aldım. Nuri'nin yumurtaları küçük. Daha tavukları yeni kılavuza giriyor demesinler diye. İlk aldığımız tavukları yumurtasını. Bakın ne kadar çok fark var aradaki farka. İlk aldığımız tavukların yumurtasını hayır ettik. Değil mi Oğuz kardeşim? Doğru. Evde bol bol yumurta yedin mi kardeşim? Doğru. Yedin mi? Yedim. Yedin. İbo sen yedin mi kardeşim? Yedim. Sen de yedin. Yemedim diye zaten yalan söylersin. 8. Bol bol hayırımızı yaptık. Mahallemize dağıttık. Kardeşlerimize dağıttık. Arkadaşlarımıza dağıttık. Yani bol bol nasiplendirdik. Ramazan ayında insanları yumurtasız bırakmadık. Yumurta... Bol bol 5 tane Oğuz salırda yumurta yiyormuş. O da benim gibi. gel. 2, 4, 6, 8, 10 tane var bu. On altı. Bak biri çatlak. Büyük ihtimalle tavuk yapmış onu. Dedilemiş. On sekiz. Yirmi. Yirmi iki. Oo arkadaşlar şu da çok büyük bir yumurtamış bakın. Bayağı bir büyük. Büyüyor ya. Kaç tane oldu İbo? 22. 22 mi? İbo'yla her saydığımızda 24. Bak. Evet, o da bayağı büyük. ...26... Hadi hızdan biraz. Çatlamasın diye şey yapıyorum. Gömmüşler bir de ya. 28 mi? Kaç oldu? 28. İnşallah 28'dir. Şöyle 30. Şöyle 30. 32. 34. 36. 38. Vay. 40. 42 44 46 tane tam. 46 tane tamı tamına arkadaşlar. Sabah baban almış mı? 5 tane de galiba babam almış sabah. 51 tane. Yok değil mi başka? Yok. Aferin kızlar. Arkadaşlar 75 tane tavuğumuz var. Şu an için 46 yumurtaya çıktık. Geçen gün 80 tane yumurta tavuğumuz vardı ama yine 5 tane bizim tavukçu Hakan abi vardı. Nur dedi senin tavuklardan ille 5 tane bana ver. Biliyorsunuz kıramadık. Kıramayacağımız bir abimiz. 5 tane de Hakan abiye verdik. Yani 75 tavuktan şu an için %50'nin üzerinde verime çıktık. Değil mi kanka? 50 yumurta. Tabii. %60 %70 verimlere çıktık. Vallahi süper. Çok güzel. Artık bunların tamam. Artık aslında bunların salınma vakti de geldi. Yani bunları salıp gezinebilirler. Yumurtalarını topladık.
İstiyorsan bir yarım saat salalım. Stresini falan atsınlar. Yok, yarım saat değil kanka. Bunları salacaksın zaten şimdi. Bunlar akşamüstü kendiliğinden içeri girerler. Kapıyı açık bıraktığımız zaman. Ya da öyle yapalım. Bitlensinler, kenelensinler. He? Hem stresini atar tavuk. Bir %60, %80 verimlere falan ulaşınca mı saralım diye düşünüyorum ama. Ya aslında burada da rahatları iyi. Burada da bitleniyorlar. Güneşlerini alıyorlar. İşte ne bileyim, yemleri önünde, sulukları önünde. Ne oldu? Her şeyi burada tam. Zaten bakın nasıl yani, doğuran tavuk böyle ötermiş. Ama hepsinin ibikleri kızarmaya başlamış. Hepsinin ibikleri kızarmaya başlamış. Bak, bize bir de yumurtlayacak. Aynen, doğuracak onlar. Daha bak 3 tane de oraya doğurmaya gittiler sanırım. Saat geç oldu ama artık ne aranıyorlar, ne yapıyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. Maşallah. 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 Başka bir şey. Yediğinizin hakkını verin kızlar. Başka bir şey diyemeyiz kanka. Dur kızım, dur. Yediğinizin hakkını verin. Veriyorlar, veriyorlar. Şu an için. Şu an için bir sıkıntı yok. Yiyorlar, içiyorlar ama hakkını da verdiler. Hadi gidelim kanka. Şunun üstünü kapatsana. Onu ben alırım. Ah. Galiba biz hayvanları bunaltmıyoruz. Sıcakta burada da çınar ağaçları var böyle. Çınar ağaçların altında kalıyor tam kümesimiz. Kümes de çınar ağacının altında kaldığı için herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Hem tavuklar da strese girmiyor. Bunalmıyorlar. Buraya da ayrıyetten bakalım, bir kümes çakacağız. Gidi gidi gidi. Evet, burası rüzgardan yıkılmış ama bakalım, daha başlamadık. 2-3 tane daha. Şöyle bir güzel bir şey çekelim. Önümüz yaz nasıl olsa. Yazında pek bir sıkıntı olmaz. Kışın daha güzel bir şeyler yapmamız lazım ama. Artık tavukların içinde soba mı yakacağız kanka? Tavukların yumurtaması için. Ya da ne bileyim, bu verimler devam edecek. Şu çatlak. Şunu üstü alayım ben. Al kardeşim. Oğuz kanka bir tane poşet getir. Alacaksın mı yumurta? Alacağım, alacağım. İbo sende var mı evde yumurta? Var var. Oğuz'dan evde yumurta bitmiş. Oğuz'a yumurta verdim. Ünal abi oraya gittiğimizde yumurta verdi de bana. He, Ünal abi de vermişti. Aynen. Değil mi? Al kanka kendin. Şu çatlağı al. Al kaç tane alacaksın? Çatlağı alsın ya. Al çatlağı. Ya da en üste koy. He, en üste koy. Doldur kanka. 10 tane yeter mi? Kardeşim. Yeter. 15 mi yeter? Yap ona sen, 15 yap Oğuz. Bizim kardeşimiz. Hep küçüklerini veriyor. Artık sel servis olacak. Sütünü al, süt almak isteyen, evde yoğurt yapmak isteyen buraya gelecek, sütünü alacak. Yumurta yapmak şey, yumurta yemek isteyen doğal gelecek, yumurtasını alacak buradan. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Kanalımıza abone olursunuz. Videoları beğenmek bizim için çok önemli. Yumurta isteyen de valla gelip kendisi kümesten toplarsa yumurta alabilir yani. Biz... Yakında süt falan almak isteyen gelsin, kendisi alsın. Yakında o da bile, o da olabilir. Süt isteyen de gelip kendisi sağacak. Tabii. Değil mi koyunları? Tabii. Ama yumurta isteyen de gelip buradan kendi yumurtasını kendisi toplayıp hatta kendi tavuğu gibi toplayabilir kanka. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.